Şubat ayının sonunda yani 24 Şubat'ta Ukrayna ile Rusya arasında başlayan savaş sadece o savaşın olduğu bölgeyi değil bütün dünyayı etkiledi. Bazı devletlerde ve milletlerde işte 3. Dünya Savaşı çıkar mı korkusu var. Bazılarında da işte nükleer silah endişesi, küresel ekonomik kriz çanları, patlak veren akaryakıt ve doğalgaz tedarik sıkıntısı. Sadece işte Rusya'yı, Ukrayna'yı veyahut da etrafındaki ülkeleri değil Amerika'yı, Avrupa'yı hatta Çin'i yani doğudan batıya bütün ülkeleri tabiri caizse bu süreç böyle tırnak yemeye başlattı. Türkiye olarak biz de ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle de doğalgaz ve elektrik konusunda. Ama Türkiye olarak bize çok şey öğretti bu savaş. Mesela ülke olarak sırtımızı hiç kimseye dayamamamız gerektiğini, göbeğimizin bir yere bağlı olmaması gerektiğini iyicene kazıdı kafamıza bu süreç. Batı'nın o meşhur ikiyüzlülüğünü daha da bir belirgin bir şekilde gördük bu süreçte. Bir savaş olduğu zaman o savaşın mağdurlarına, mazlumlarına göre değil de o insanların saç rengine, göz rengine göre onlara muamele yaptıklarına birebir şahit olduk. Ve bir kere daha utandık insanlığımızdan. Mesela NATO ve Amerika'nın gazına gelinmeyeceğini yoksa gözünün yaşına bakmadan seni ayıların önüne yem olarak atabileceklerini bir kez daha gördük bu süreçte. Yine mesela Karadeniz'de gaz aramaya devam etmenin, yerli ve milli savunma sanayi hamlelerimize daha da hız vermemizi ne kadar önemli olduğunu da anladık. Ve her şeyden çok kriz anlarında kapısı çalınan ilk ülkenin Türkiye olduğunu bir kez daha gördük. Ve bunun gibi onlarca ders çıkardık bu Ukrayna-Rusya savaş sürecinde. Aynı zamanda birileri korkudan tırnaklarını yerken biz galip ayrıldık sahadan. Krizleri yöneten, hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke olduğumuzu bir kez daha kanıtladık tüm dünyaya. Ve o yüzden de tek tek kapımızı çalmaya başladılar. Evet, 24 Şubat'tan bu yana Türkiye'nin diplomasi trafiği resmen o cuma günü akşamları İstanbul'da yaşanan o köprü trafiği var ya aynı onun gibi. Şu sıralar Türkiye o kadar yoğun, o kadar kalabalık ki tabiri caizse masadan biri kalkıyor, diğeri oturuyor. Geçen hafta 14 yıl aradan sonra İsrail Cumhurbaşkanı Herzog geldi ülkemize. Ne Ukrayna-Rusya savaşında ne de Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz adım atılamayacağını anlayan İsrail hemen koştu ülkemize ve oturdu masaya. Ardından kardeş ülkemiz yani Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev misafirimiz oldu. Onun yanında daha düne kadar Ege Denizi'nin karşısından bize böyle parmak sallayan, Türkiye ile hiçbir diyaloğa yokuz ve Avrupa Birliği'nden de Türkiye'ye yaptırım isteyeceğiz diyen ve karasularında 12 mile çıkarmaya çalışan Yunanistan da çaldı kapımızı. Buyur ettik. Gel tabii ya. Gel otur bakayım şu masaya dedik. Bütün nezaketimizle birlikte. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Vahdettin Köşkü'nden böyle gülücük gülücük pozlar verdi Erdoğan'la birlikte. Hem de birkaç yıl önceki o politikalarını unutmuş numarası yaparak hani böyle keyfim yerinde imajı çizdi. Belki bu yoğunlukta fark etmemişsinizdir ama Almanya'nın yeni şansölyesi Scholz da geçen gün Ankara'daydı. Tabii Rusya'dan gelen o doğalgaz sınırlanınca hani Rusya her an vanayı kapatabilir o endişeye düştüklerinden hemen Türkiye'ye yanaşmaya başladı Almanya. Polonya Cumhurbaşkanı Duda da eklendi bu diplomasi trafiğine. Şimdi bu görüşmelerin hepsi çok güzel. Hatta gurur verici. Hem ülkemiz için hem de dünya için böyle iç açıcı gelişmeler bunlar. Tabii sadece böyle misafir ağırlamadık. Yüz yüze görüşmeler yapmadık. Bunun yanında telefon diplomasisi de devam etti. Amerika Başkanı Joe Biden, işte Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da aralarında olduğu birçok dünya lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon diplomasisi yürüttü. Arkadaşlar aslında manzaraya baktığımız zaman her şey çok net gözüküyor. Ama gelin isterseniz biraz daha yakından böyle derinden bakalım bu mevzuya. Daha öncesinde bir problem olduğu zaman Tokyo ne diyor, Washington ne diyor, Londra ne diyor, Berlin ne diyor bunlara bakılırdı. Ama bu süreçte yani bu Ukrayna-Rusya savaşının en önemli merkezi şüphesiz Antalya oldu. Türkiye hem Ukrayna ile hem de Rusya ile arasındaki ilişkileri bozmayıp da iki tarafa da güven veren tek ülke olduğundan bütün görüşmeler Antalya'da yapıldı. Ve Türkiye bu zirve sayesinde de tabiri caizse böyle Şampiyonlar Ligi'ndeki en üst sırada yani
birinci sırada sürdürdü mücadelesini. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu savaşın iki tarafındaki mevkidaşlarıyla Antalya'da Türkiye'nin kurduğu bir masada bir araya geldi. Aynı anda da Cumhurbaşkanımız Erdoğan hem Putin'le hem de Zelenski ile telefon görüşmelerine devam etti. Ve tüm dünya gözünü kulağını Antalya'daki diplomasi zirvesine dikti. Şöyle bir hatırlayın. Yüzyıllardır yaşanan savaşlarda tarafların adından çok, yani savaş kimlerin arasında olmuştan daha çok barış anlaşmalarının imzalandığı ya da müzakerelerin yapıldığı şehirler kalmıştır aklımızda hep. Mesela Lozan, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra savaşan tarafların masaya oturmak için gittikleri İsviçre'nin bir şehridir Lozan. Ve Lozan dendiği zaman bizim aklımıza ilk olarak Kurtuluş Savaşı gelir, değil mi? İşte Lozan tarih sayfalarında bu şekilde yerini almıştır. Mesela yine Mondros. Mondros dendiği zaman 1. Dünya Savaşı sonundaki o İtilaf Devletleri ile imzalanan ateşkes anlaşması gelir aklımıza, değil mi? Halbuki Ege Denizi'nde Limni Adası'ndaki bir kasabanın adıdır Mondros. Ve bunun gibi çokça örnek verebilirim bu konu üzerinde. Ama uzatmayacağım. İşte Ukrayna-Rusya arasındaki savaş da Antalya ile anılacak. Antalya bu savaşın ve bu sürecin kilit ismi olarak hafızalara kazınacak. Ve bunun yanında da Antalya tarih kitaplarında Rusya-Ukrayna savaşının çözüm yeri olarak anılacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la tüm dünya alay ederken barış için Türkiye'nin rolü konuşulacak. Yani dostlar, bir zamanlar ne yapması gerektiği söylenen bir Türkiye vardı. Şimdi ne yapacağı merak edilen, attığı her adımı takip edilen bir Türkiye var. Bir zamanlar Amerika'nın kanat ülke muamelesi yaptığı Türkiye vardı. Şimdi anahtar ülke konumundaki Türkiye var. Bir zamanlar Avrupa Birliği'nin kapısında yalvaran bir Türkiye vardı. Şimdi Avrupa Birliği devletlerinin böyle el pençe durduğu ve görüşmek için sıraya girdiği bir Türkiye var. Bir zamanlar savaşlardan yara alan, çatışmalarda şamar oğlanına dönen bir Türkiye vardı. Şimdi ise krizlerde sözü dinlenen, çözüm masası kuran bir Türkiye var. Yani yeni bir dünya kurulurken, yeniden dengeler inşa edilirken o masadan kovulan veyahut da bir masanın üzerine yatırılıp parçalanıp bölüşülen bir Türkiye değil. Masayı kuran ve kartları dağıtan bir Türkiye var artık. İşte bu yüzden herkes Türkiye'yi konuşuyor. Her başı sıkışan çareyi Türkiye'de arıyor. İşte bu yüzden bir zamanlar Türkiye'yi karşısına alanlar şimdi Türkiye ile yakınlaşmaya çalışıyor. Göreceksiniz dostlar. Türkiye öyle hamleler yapacak, öyle sıçramalar yapacak ki 21. yüzyıla damgasını vuracak. Onun için hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bugünün o suni sıkıntıları hepsi gelip geçicidir. Yarınlar Türkiye'nindir ve önümüzdeki günlerde Türkiye'nin barış, merhamet ve hakkaniyet rüzgarlarını estireceği bir mevsim olacak dostlar. Ve Türkiye istediği seviyeye ulaşınca da işte o zaman bütün dünya yaşanabilir bir yer olacak. Onun için az sabır dostlar. Unutmayın, Allah sabredenlerle beraberdir. Önümüzdeki günlerde bütün dünya Türkiye'yi izleyecek. Buna ister inan, ister inanma. Ama durum bu. Kalın sağlıcakla.